Hocam merhaba. Aa Hazal kız ne haber? Merhaba. İlk kez karşılaşıyormuşuz gibi şu vallahi an. Vallahi öyle. Sevgili arkadaşlar bugün Açık Beyin ofisinden soruyorum canlı yayını yapıyoruz. Efendim bugün işte bir toplantımız vardı bitmedi. Biz de evlere dağılıp oradan yayın yapmak yerine burada hep beraber yapalım dedik. Tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyarak. Hazal şu anda oldukça uzakta. Sesim zor gidiyor oraya. Mikrofon aracılığıyla beni dinliyor. Dürbünle birbirimize bakıyoruz. Tabii bugün Hazal'ın hayranları biraz üzülebilir. Çünkü Hazal kamera arkasında olacak bugün. Sesiyle sizlere eşlik edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren yine eski düzenimize geri dönmüş olacağız. Hazal'cığım yuvarla gelsin. Bakalım hocam, neler var. Hocam sorumuz kısa ve öz. Ama cevabı uzun olacağı benziyor. Hocam beyin yorulur mu? Beyin yorulur mu? Hazal da soruyu öyle bir soruyor ki şimdi görüntüde olmasını istemiyor. Beyin yorulur mu falan. Beyin yorulabilir, yorulur ama bizim günlük bildiğimiz anlamda yani diğer organların yorulmasına pek benzemiyor. Çünkü diğer organlarımızla arada temelde şöyle bir fark var. Mesela kaslarımızı düşünelim. Kaslarımız ağırlık kaldırıyorlar sonuçta yani eklemleri hareket ettiriyorlar. Bir kas bir ağırlığı uzun süre kaldırdığında bir süre sonra kasın enerji kaynakları tükendiği, işte hücreler arası iletişimde kullandığı kimyasal maddeler falan azaldığı için kasta artık görevini daha az yapabilme, uyaranlara daha az yanıt verebilme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Beyin ise bu diğer organlardan farklı olarak şöyle bir özelliğe sahip. Çok fazla farklı fonksiyonu yürüten çok fazla farklı modülleri var. Aslında bir organlar sistemi olarak düşünülebilir beyin. Ve bunun farklı seviyelerde farklı enerjiler tüketen, farklı uzunlukta işler yapan, bazı devreleri ömür boyu çalışan, bazı devreleri arada bir devreye giren sistemleri var. Ondan dolayı beyin tabiri caizse birçok farklı fonksiyonun fasılalar halinde devreye girerek yaptığı için normal işlevini gerçekleştirirken yorulmuyor. Kalbimiz gibi, kalpte biliyorsunuz ömür boyu atıp gevşiyor, atıp gevşiyor ama gevşeme dönemlerinde dinlenebilme özelliğine sahip olduğu için kalp kası, biz hani normal bir kalbin yorulmasından çok bahsetmiyoruz. Yani o çarpma işi ya da işte kan pompalama işi kalbe ekstra yük getirmiyor çünkü yapısı genellikle o. Beynin yorulması aslında şöyle oluyor bizim günlük hayatımızda. Beynin çok enerji tüketen bazı sistemleri var. Eğer bu sistemleri çok uzun süre aşırı belli bir işte zorlayarak kullanmaya kalkarsak bir süre sonra beynin hücreleri diyor ki yeter gayrı ben bittim. Yani daha fazla iletişim kuramıyorum, daha fazla hesap yapamıyorum, daha fazla gelen bilgiyi işleyemiyorum. Dolayısıyla ben istifa ediyorum tarzı bir dinlenme durumuna geçiyor. Ama bunlar her türlü işlevimizde olmuyor. Bunu anlayabilmek için daha önce eğer bizim Açık Beyin webinarlarına katılmışsanız, benim sağda solda anlattığım mevzulara biraz kulak misafiri olmuşsanız, benim çok bahsettiğim bir şey var. Beynin katmanları diye, üç katı diye bahsettiğim bir şey. Yani çok harcalem bilgidir. Sağda solda da duymuşsunuzdur. Sadece ben anlatmıyorum. Beynimizin bir beyin sapı dediğimiz yaşamsal işlevleri kontrol eden bölümü vardı. Onun hemen üstünde şu ortada içeride bir yerde duygusal beynimiz vardı. Duygusal ve dürtüsel işlevleri kontrol eden kısım. Bir de en üstte yeni beyin dediğimiz bilinçli algılamalarımızı ve vücut hareketlerimizi falan kontrol eden bir kısmı vardı. Bir de bunun en önü var. Yani üçüncü katın bir de ön balkonu var tabiri caizse. Orası da insanda aşırı gelişmiş olan ön beyin denen bölüm. Burası da işte benim şu anda konuşmamı, sizin bunları anlamanızı, gelecek için plan yapmanızı, şu anda kredi kartı ödemenizi falan düşünmenizi, sosyal kuralları anlayıp takip etmenizi, okuldaki derslerde bir şekilde geçer not almanızı falan sağlayan bölüm. Şimdi bu bölümlerin hiyerarşik yapısı aynı zamanda enerji tüketimi ve çalışmayla ilgili de önemli farklılıklar göstermesine sebep oluyor. Beynimizin alttaki tarafı devamlı olarak ömür boyu yani ne kadar süre yaşıyorsanız hep faaliyette olmak zorunda olan devreler içeriyor. Nedir onlar? Kalp atışınız, kan basıncınız, yutkunma, kusma refleksleriniz, sindirim sisteminin, işte o sempatik parasempatik sistem dediğimiz otonom sistemlerin yönetimi hep o bölgeden ve dolayısıyla o bölgenin böyle istirahat etme şansı yok. Böyle olduğu için milyarlarca yıllık Ar-Ge'de bu bölgedeki devreler çok uzun süre, ömür boyu çalışabilir özellikler ve bunlar kolay kolay yorulmuyorlar. Hatta hiç yorulmuyorlar. Çok şükür ki yorulmuyorlar. Çünkü onlar yorulsa düşünsene nefes nöronlarımız yoruldu diye kık tık diye gidebilirdik. Öyle bir şey olmuyor. Duygusal sistem bir kat üstü yani, bunun hemen üstünde bulunan bölüm. Burası daha komplike, daha karmaşık bilgi işleme yapan nöron kümelerini ya da sinir hücresi ağlarını içerdiği için bu bölgede 24 saat aynı modda çalışamıyor. Ara ara ihtiyaç duydukça bazı devreler devreye girip bazıları devreden çıkıyor ve böyle fasılalı çalışma yöntemiyle bir şekilde yorulmadan işlevini görebiliyor. Beynimizin en üst katmanı ise hem en sofistike, en yeni, en işte üst düzey bilişsel işlevleri yerine getiriyor ama aynı zamanda
enerji tüketimi olarak oldukça müsrif. Beynin en çok enerji yakan kısmı bu. Üst katmanı zaten hani hep bahsederiz, vücudun %2'sidir ama enerjinin 1/4'ünü tüketir falan diye. İşte onun çoğundan da beynimizin bu üst kısmı sorumlu. Şimdi bu üst kısmı biz nerelerde kullanıyoruz? Normal şu anda benim kalabalık kelimelerimi dinlerken bu adam ne diyor falan filan diye ayıklamaya çalışırken beynimizde oldukça ustalıklı ve otomatik çalışan bir takım devreleri kullanıyoruz. Ama ben böyle mesela size 6 saat konuşsam, yani çoğunuz 6 saat bile muhtemelen dayanamayıp esnemeye başlarsınız. Çünkü beyin yavaş yavaş o dikkat toplama devrelerini idame ettirecek, sürdürecek sinirsel kimyasal maddeleri yetiştirebilmekte zorlanır. Çünkü biz devamlı olarak o kimyasal maddeler aracılığıyla hücrelerimiz iletişim kuruyor. O maddelerin işte hücreden hücreye iletişim yaptıktan sonra bir daha yenilenip tekrar kullanılması lazım. Bu da kimyasal bir süreç. Zaman alıyor, enerji sarfiyatı oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla çok uzun bir süre bu devreleri zorlarsanız problem yaşanır. Mesela sinaptik yorgunluk dediğimiz bir şey var. Çok kısaca onu anlatayım. Sinapsı çoğunuz duymuşsunuzdur. Sinir hücrelerinin böyle uzanıp birbirlerine mikroskobik düzeyde yaklaştıkları ama temas etmedikleri kavşak iletişim noktaları var. O iletişim noktalarında mesela bu nörondan böyle sinir sinyali geliyor elektrik olarak. Elektrik bu hücreden diğerine atlayamadığı için bu hücre diğer hücreye bir kimyasal madde salıyor. O kimyasal madde de gidip buradaki hücreye bağlanıp burada tekrar bir elektrik dalgası oluşturup yoluna devam etmesini sağlıyor mesajın. İşte bu salgılanan kimyasal, hani hep duyarız ya serotonin, dopamin, endorfin falan filan diye bir sürü maddeler var, asetilkolinler falan. O tip maddeler ve bunlar kimisi protein yapısında, kimisi böyle küçük haberci moleküller. Bunların hepsi hücrenin içinde salındıktan sonra parçalanıp geri alınıyor, tekrar birleştiriliyor, bir daha salınıyor, alınıyor, parçalanıyor, birleştiriliyor, bir daha salınıyor. Bu işlemler oldukça masraflı ve sinirsel iletiye göre daha yavaş olan işler. Bunun bize çıkalım, biraz zoom out yapalım. Yani günlük hayatımızda yansıyan kısmı ne? Beyni verimli çalıştırmanın, yorulmadan çalıştırmanın en etkin yöntemi şu. Özellikle zihinsel olarak çok yoğunlaşmamızı, dikkatimizi uzun süre bir şeyin üzerinde tutmamızı gerektiren durumlarla uğraşıyorsak, mesela ders çalışmak gibi, mesela işte hata kabul etmeyen bir işi böyle adım adım saatler boyunca yapmak gibi, bu durumda yorulma mukadder, kaçınılmaz. Bir şekilde o beyin devrelerimiz yorulacak. Çünkü biz çok uzun süre dikkatimizi aynı yerde toplamak için tasarlanmış canlılar değiliz. Bunun çözümü ne? Beynin o alttaki devreleri nasıl hallediyordu bu işi? Fasılalarla çalışıyordu, değil mi? Bir grup nöron işte bir sırada aktif oluyordu. O biraz yorulur gibi olunca öbür nöronlar işi devralıyordu. Bu öbürleri dinleniyordu bir öncekiler. Biz beynimize de aynı şeyi yapabiliyoruz. Aynı cinsten gözükse bile birçok farklı iş farklı beyin devreleri kullanır. Mesela ders çalışırken kullandığınız, okuyup yazıyorsunuz ya böyle atıyorum, böyle bir görev var önünüzde. Orada kullandığınız nöronal ağlarla roman okurken kullandığınız sinirsel ağlar farklı. Ya da film seyrederken kullandığınız ağlar farklı. Yürüyüş yaparken kullandıklarınız farklı. Arkadaşınızla sohbet ederken kullandığınız ağlar farklı. Dolayısıyla çok yoğun olarak zihninizi meşgul eden bir şey yaparken ara 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 verip benzer de olsa bir başka işe odaklanmak, o işten yorulunca bir başka işe odaklanmak ve sonra zamanı gelince tekrar orijinal işinize geri dönmek gibi parçalı ve fasılalı, yani birbirinin peşi sıra takip eden görevler yerleştirirseniz günlük programınıza beyin yorulmasını en aza indirirsiniz. İnsanın fabrika ayarları, bak yeri gelmişken hemen yerleştirme yapayım. İnsanın fabrika ayarlarını eğer temel düzeyde anladıysak şunu göreceğiz. Bugün yaşadığımız modern hayat bizim beynimize ve bedenimize uyumlu değildi ya. Hep anlatıyorum ya. Bugünkü bilişsel ihtiyaçlar, bizden beklenen şeyler bizim beynimizin yapısına da uygun değil. Mesela günde 8 saat, 10 saat ders dinlememizi gerektiren abuk bir ortamdayız. Dolayısıyla beyin bunu kaldırmıyor. Hele hele çocuk beyinleri, daha konsantrasyon devreleri tam gelişmemiş, bir sürü arıza çıkarıyorlar biliyorsunuz. Hele hele şimdi online eğitim sistemi falan filan, işte uzaktan eğitimlerle uğraşırken bu sorunlar daha da ayyuka çıkacak. Bu nedenle insan beyninin temel yapısal ayarlarını anlamak burada çok önemli. Şu fasılalı çalışma meselesini kişisel hayatımıza ne kadar iyi uygulayabilirsek performansımız o kadar artacak. Mesela bu konuda bizim Açık Beyin'de anlattığımız bir sürü de şey var. Sevgili Mustafa Acungil'in mesela çevik yaşam teknikleri bunun yöntemlerini içeriyor. Hani bu konuda bu arada Mustafa Acungil beni de şu anda eğitiyor. Ben de kendisinden bayağı bir mentorluk alıyorum. Her hafta pazar günü beni bir sigaya çekiyor. Yakında hani Sinan Canan'da bu işin nasıl çalıştığını canlı yayında görün diye Mustafa Acungil'e yaptığımız mentorluk toplantılarından bir tanesini canlı yayınlamayı düşünüyorum. Gerçekten bu kadar karma karmaşık bir hayat içerisinde yaptığınız işleri fasılalı bir düzene sokmak ve kısa vadeli planlar şeklinde ilerlemek zihnimizi oldukça rahatlatıyor, zihinsel verimimizi arttırıyor. Netice itibariyle sorunun cevabı aslında kısaydı. Evet yorulur
Ama yanlış kullandığımız için yorulur. Kalbimizi de, kasımızı da, böbreğimizi de, midemizi de yanlış kullanırsak yorulur. O yüzden her şey olması gerektiği gibi kullanalım. Ama beyni kullanırken en büyük sorunumuz ne? Biz beynimizin aslında ne için yapıldığını çoğu zaman bilemeyebiliyoruz. Modern alışkanlıklarımız bize bunu unutturuyor ya da hiç öğrenemememize sebep oluyor. O nedenle biz buradayız. Devamlı aynı şeyi hatırlatmak istiyoruz. Beyin böyle bir dünya için tasarlanmadı. Beynin yapısına uygun bir hayat tasarlamak, mutluluğun, verimliliğin, kendini iyi hissetmenin ya da hayatımızda pozitif ne istiyorsak onun en temel anahtarı gibi duruyor Hazal'cığım. Bilmiyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Cevap tek bir nefeste cevap verdiniz aslında. Vallahi gerçekten nefes almadım galiba.